Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkenin birinde vaktiyle küçük bir köyün koyunlarını güden küçük bir çoban varmış. Bu küçük çoban her gün koyunlarını bir dağın eteğine götürür, orada otlatırmış. Günlerden bir gün koyunlarını otlatırken çobanın canı sıkılmış. Ne yapsam da eğlensem diye düşünmüş. Aklına bir fikir gelmiş. Yerinden fırlamış, köye doğru koşmaya başlamış. Köye varınca... İmdat! 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 Yardım edin! Kurtlar koyunlarımıza saldırıyorlar! Yardım edin! İmdat! Diye bağırmış. Köylüler ellerini kazma küreklerle koyunların yanına doğru koşmuşlar. Koyunların yanına varınca kurtları aramaya başlamışlar. Bir yandan da çobana soru soruyorlarmış. Hani nerede kurtlar ya? Çoban kahkahayla gülmeye başlamış. Yalnız başıma burada çok sıkıldım ya. Bu olayı biraz eğlenmek için size uydurdum. Yalan söyleyiverdim. Demiş. Köylüler hem şaşırmış hem de öfkelenmişler. Söylene söylene köye dönmüşler. Ertesi gün çobanın sürüsüne gerçekten kurtlar saldırmış. Bunun üzerine küçük çoban var gücüyle köye koşmuş. Olanları anlatıp yardım istemiş. Fakat köylüler bu kez anlattıklarına inanmamışlar. Çoban gözyaşı dökmüş, yalvarmış, yine de köylüler oralı olmamışlar. Kurtlar da çobanın birkaç kuzusunu kapıp götürmüşler. Çoban bu duruma çok üzülmüş. Bir daha yalan söylememeye karar vermiş. Herkesten de özür dilemiş. O günden sonra dürüst ve güvenilir bir insan olmuş. Evet, yalancı çoban hikayesinden çıkarmamız gereken yalan söylememektir. Bir kez yalan söyleriz, bir dahaki yalana kimse inanmaz.